Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. İlk seans programına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bu hafta Perihan Tantuğ'un yokluğunda diyelim. Ben moderat etmeye çalışacağım. En kısa zamanda Perihan Tantuğ tekrar programı devralacak ama öncesinde Borsa İstanbul'a bir bakalım. Dün yükselişle tamamlamıştı. 2003.20 puan seviyesinden tamamladı. 23.9 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Bankalarda %2.27, holdinglerde de %1.17'lik bir değer artışı yaşandı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran inşaat olurken en fazla kaybettiren tarafta da %0.61 ile sigorta oldu. Yani alt endekslerde aslında çok fazla kayıp yaşanmadı. En fazla kayıp sadece %0.61 ile sigorta sektörü olarak kayıtlandı. Dün tabii aynı zamanda Ocak ayını uğurladığımız bir aydı. Dolayısıyla da küresel borsalarda dün olumlu bir görüntü olsa da Ocak ayının kümülatifine baktığımız zaman negatif bir tabloyla kapattığımız bir ay vardı. Hem Rusya-Ukrayna meselesi gerginliği hem de Fed'in çok daha fazla şahinleşme riskini konuşuyoruz ki Morgan Stanley analistlerine göre piyasalar ayı piyasasında, dolayısıyla yukarı yönde hareketleri şu anda bir miktarda klasik ayı piyasasının tepki hareketi olarak okumakta fayda var deniliyor. Hafta içerisinde de Bank of America'dan 7 tane faiz artışı gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Tabii bir taraftan da Fed üyelerinden de açıklamalar var. Biraz da onu detaylandıracağız. Dün aynı zamanda bizim iş tarafa baktığımızda bankacılık sektörünün aktifleri 9.2 trilyon dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Türk lirasına dönüşümde bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranlarını belirlemede yetkili olacağı söylendi. Gübre fabrikalarına bağlı ortaklık gübre taş maden yatırımları yatırım teşvik belgesini alırken Arçelik tarafında da 1 milyar dolara kadar yurt dışında borçlanma aracı ihraç edilmesiyle ilgili SPK'ya bir başvuru var. Diğer taraftan PC iletişim payları 3 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini belirtelim. Dün tabii Amerikan borsalarında artılar vardı. S&P 500 ve Nasdaq kompozit tarafı ancak ay ortalamasına baktığımızda sırasıyla %5.3 ve %8.9 puan kadar geriledi. Dow Jones tarafında da Ocak ayında %3.3 puanlık bir geri çekilme yaşandı. Şu anda da dolar endeksinde 96.60 seviyesinde. Euro dolar paritesi de hafif bir şekilde dolar endeksinin geri gelmesinden kaynaklı yukarı yönde devam ediyor. Goldman Sachs'a göre 1950'den beri Amerikan borsaları %10'dan fazla, tam 33 defa düştü ve bu düşüş senaryosunda 5 aya kadar düzelme ancak gelebilir diyor. Diğer taraftan Wells Fargo'nun küresel piyasa stratejisi yaptığı açıklamada son düşüş bir durgunluk ve boğa piyasasının sonunu işaret eden bir noktada değil, normal bir piyasa düzeltmesi olarak okumaya devam ediyoruz diyor. Diğer taraftan tabii bilançoları takip ediyoruz. Bugün özellikle Amerika'da borsa gongundan sonra Google, Alphabet, General Motors, Starbucks, AMD ve PayPal gibi hisse senetleri bilançolarını açıklayacaklar. San Francisco Fed Başkanı faiz artırımı için Mart ayını işaret ederken Fed tarafından Easter George, bilançonun agresif şekilde daraltması çok daha az faiz artırımına ihtiyaç duyulmasına imkan verebilir. Dolayısıyla bilançoyu fazlasıyla daraltalım ve bu anlamda da faizleri çok daha az artıralım diye bir piyasa mesajı verdi. Bostik'te, Rafael Bostik'te Mart ayında 50 bas puanlık faiz artışı fikrine katılmadığını söylerken Fed üyelerinden Barkin faiz artırımlarının hızlı bir şekilde enflasyona bağlı olduğunu söylüyor. OECD tarafından bir açıklama geldi. Enflasyonun gelecek 12-18 ayda ancak düşebileceğini ifade ediyor. Sabah saatlerinde Avustralya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi ancak varlık alımlarını zaten niceliksel gevşemeyi sonlandırma haberini paylaşmıştı. Güney Kore sabah saatlerinde ihracatındaki büyüme son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve dış ticaret açığında da ciddi bir artış vardı. Özellikle sabah saatlerinde Sony'nin bir haberi vardı. Şirket satın alma haberi
Ve dolayısıyla Sony hisselerinde primler söz konusuydu. Bir tek Japonya piyasası açık bugün. 27.091 puan seviyesinden kapattı. Hindistan'da da bugün bütçe görüşmeleri var. Özellikle bütçe görüşmelerinde petrol fiyatlarının artmasından dolayı bütçenin bir miktar kesintiye uğramasını bekliyor analistler. Çünkü Hindistan dünyanın en çok petrol talep eden ülkeleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla da Asya piyasalarında yeni yıl Singapur, Güney Kore ve Çin borsaları yeni yıldan dolayı kapalı. Avrupa tarafına baktığımızda dün İngiltere haricinde yükselişler vardı. Avrupa tarafında tabii ki en çok konuşulan konu Rusya. Özellikle Amerika Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahale yapması durumunda NATO'ya bağlı olmadığı için Ukrayna'nın herhangi bir silahla müdahale yapmayacağını söyledi. Dolayısıyla da burada bir yaptırım beklentisi çok daha fazla. Dolayısıyla piyasalar savaş riskini çok negatif fiyatlamıyor. Bugün piyasalar bir miktar karışık. Bir Borsa İstanbul'a gidelim. O tarafta nasıl bir tablo var? 0.54 düne nazaran bir miktar daha düşük bir açılış olduğunu belirtelim. Wall Street'teki güçlü yükselişlerin ardından bu sabah vadeli endekslerde hafif yönlü bir eksi vardı. Ancak Borsa İstanbul'da küresel piyasalardan açılış itibariyle bir miktar daha pozitif ayrıştık. 2013 puan seviyesinde olduğumuzu hatırlatalım. Tabii piyasaların gözü kulağı bu hafta ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında, ancak çarşamba günü de yani yarın da önemli bir karar var. OPEC Plus'ın üretimi öngörülen kadar artırmakta zorlandığı haberleri var. Yarın da bu anlamda ne kadar kısacaklar, bu çok çok önemli. Petrol fiyatları da bu anlamda 7 yılın zirvesinde dolaşmaya devam ediyor. Bunu neden söylüyoruz? Enflasyon kaygılarını artıran bir sebep. Şubat vadeli ve diğer vadelerde petrolde 100 dolara kadar görüldü ki uzun vadelerde şu anda hafif de olsa yön aşağıda. Dolar endeksinin ve 10 yıllıkların bir miktar geri çekilmesiyle de ons altın fiyatlarında da 1802 doları görüyoruz. Bir son olarak da kripto paralara bakalım. Çünkü bugün küresel piyasalarda hafif de olsa risk iştahı yukarıdaydı. Bitcoin fiyatları 39 bin dolara yakındı. Ancak Avrupa borsalarının açılmasıyla birlikte küresel piyasalarda yön hafif de olsa aşağı geldi. Bitcoin fiyatlarında da küresel yatırımcılar satışı yaptı. Ancak Borsa İstanbul artı da açtı efendim. Hemen bu anlamda yorum alalım. Profesör Doktor Yusuf Kaderli olacak. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bakıldığı zaman Morgan Stanley bir ayı piyasasındayız dedi ve bu anlamda S&P 500'de makul, adil değerin burada 4000 puan olacağını söyledi. Ancak küresel borsalarda düzeltme beklentileri varken Borsa İstanbul'un nispeten bu anlamda pozitif ayrıştığını gördük. Beklentiler bu yönde kalmaya devam edecek mi? Ve küresel piyasalar sizce şu anda bir ayı piyasasına girdi mi Yusuf Bey? Evet, bana göre henüz ayı piyasasına girmedi. Çünkü her seferinde, her aşağı gelişte özellikle Amerikan borsaları aşağıdan ciddi bir talebi tekrar görüyor. Bir ayı piyasasından söz edebilmek için bana göre orada ana trend kırılımlarının gerçekleşmesi lazım. Ve artık bir düşüş trendinin başlaması lazım. Ama henüz o düşüş trendinin tam olarak başladığını söyleyemiyoruz. Ama tabii sınırda olduğumuzu da söyleyebilirim. Özellikle Mart ayına girerken biliyorsunuz Fed'in ne yapacağı yavaş yavaş da belirginleşmeye başladı. Özellikle işte 50 bas puan enflasyona karşı mücadele edebilmek için hızlı bir giriş yapma ihtimali kuvvetli. Bu konuşulmaya başlandı. Tabii ama Fed'in özellikle bunları açıklarken bugüne kadar yaptığı sözlü yönlendirmeleri ben çok iyi buluyorum. Piyasaları gerçekten hazırlıyor. O yüzden biz agresif bir giriş beklememize rağmen piyasalarda önemli bir çözülme görmüyoruz. Yani her Amerikan borsasında bir geri çekiliş olduğunda aşağıdan mutlak surette bir talep geldiğini sürekli görüyoruz. O yüzden henüz bunu söylemek için erken, ama sınırda olduğumuzda söyleyelim. Yani bunu ne zaman anlayabileceğiz? Mart ayında gerçekleşmeler, yani Fed faiz artırımının ne olacağı belli olduktan sonra, bu faiz artırımını gerçekleştirdikten sonra piyasanın vereceği ilk tepki belki bu konuda bize ipuçları verecek. Çünkü bizi yeterince hazırladı buna. Yani iyi kötü Fed'in ne yapacağını biliyoruz artık Mart ayı itibariyle. Buna rağmen şu anda biz Amerikan borsalarında böyle ciddi anlamda bir çözülme görmüyoruz. Hı hı. O nedenle bunu söylemek için erken, ama bir iki ay içerisinde ben net olarak söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk faiz arttırımı geldikten sonra.
Evet, bu anlamda Avrupa Merkez Bankası'nın bir miktar daha aslında iyimser karşılığını görmüş olduk. Çünkü genelde Fed'i iyimser olarak buluyordu piyasalar ama şu anda Avrupa Merkez Bankası faiz artırım ihtimallerini sene sonuna doğru öteledi Yusuf Hocam, biliyorsunuz. Şimdi bakıldığı zaman bu sabah Dominik Merkez Bankası ile Kırgızistan Merkez Bankası'nın faiz artırdığını görmüş olduk. Ancak Avustralya Merkez Bankası gibi MTI'ye bağlı bir ülkenin özellikle faiz duruşu çok çok kıymetliydi. İlk artıran İngiltere'ydi bu sabah. Acaba Avustralya faiz artırır mı diye bir göz ucuyla baktık ancak piyasa beklemiyordu. Nitekim faizleri değiştirmedi ancak varlık alım programını sona erdirdi. Tahvil alım programını sona erdirmiş oldu Yusuf Hocam. Şimdi dünyada gördüğümüz kadarıyla bir böyle bir koşturmaca var. Fed'e yetişme, dünyada enflasyon artıyor vesaire gibi. Siz dediniz ki Fed'in yönlendirmelerini doğru buluyorum şeklinde. Acaba Fed de kontrolün dışına çıkabilir mi, bir enflasyon riskiyle karşı karşıya kalabilir mi? Çünkü sabah paylaştım, Charlie Biello atmış olduğu tweette geçen haftadaki bir sentimentten bahsediyor ve bu anlamda ayıların boğaları geride bıraktığını ve 1987 senesinden bu yana analizlere bakıldığı zaman şu anda ayı piyasası korkusunun boğa piyasasından çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu arada Türkiye'de imalat PMI da gerilemeye devam ediyor. Ne dersiniz? Yani gerçekten de Fed piyasaları yanıltabilir mi iletişim anlamında? Eğer Fed piyasaları iletişim anlamında yanıltırsa, bugüne kadar ilmek ilmek ördüğü, yaptığı şeylerin hepsi boşa gidecek. Yani o nedenle ben Fed'in özellikle buraya kadar, şu döneme kadar istihdam verisine çok fazla önem verdiğini görüyordum. Ancak şu son dönemden itibaren artık ilk başta Fed'in biliyorsunuz enflasyona bakış açısı işte enflasyonun çok da kalıcı olmayacağı yönündeydi. Ama bu görüş yavaş yavaş evrilmeye başladı biliyorsunuz. Yani enflasyon bir süre kalıcı. Öyle bir, 1,5 yıldan önce en iyi senaryoda ortadan kalkmayacak. O yüzden bütün yoğunluğunu enflasyon tarafına çevirdiğini düşünüyorum. O yüzden zaten Mart ayında 50 bas puanlık bir artış ve devamında da yıl içerisinde ana senaryo 4 faiz artışı ama bunun 5'e 6'ya çıkma senaryoları da konuşuluyor. Ama ana senaryodan henüz tam olarak bir sapma görülmüş değil. O yüzden bir netlik olmadığını söylüyorum. Elbette ki borsaların gelmiş olduğu nokta itibariyle düşüş korkusu veya bundan sonra devam edecek bir yükseliş teraziye konduğunda, yükseliş beklentisi teraziye konduğunda özellikle geldiğimiz noktada böyle bir düşüş korkusunun yaşanmasını normal karşılıyorum. Çünkü Confucius'un çok güzel bir lafı vardır. Aşağıda olan düşmekten korkmaz der. Biz de grafikleri açtığımız zaman özellikle yabancı piyasalarda en zirvede olduğumuzu görüyoruz neredeyse. En zirvede olduğumuz için tabii ki bundan sonraki yükseliş olsa bile olası bir sert düşüşte ki kayıpla kıyaslandığında elbette ki kayıp korkusu, düşüş korkusu daha ağır basacak. Söylemek istediğim şu, ayı piyasasına girmez demiyorum. Ayı piyasasına girebilir ama teknik olarak bunu söylemek için erken, bana göre birkaç ayı var diyorum. Evet. Birkaç ay sonra belki de gerçekten Fed faiz arttırımlarına bir tepki gelecek. Yani olumsuz bir tepki gelecek. Eğer agresif bir giriş söz konusu olursa ve devamında gelen sözlü yönlendirmeler bu faiz arttırımlarının yıl içinde 5 defa 6 defa devam edeceği yönünde olursa enflasyonu bertaraf edebilmek adına, o takdirde elbette 1-2 ay içerisinde belki de bir düşüş trendi içerisine gireceğiz. Sadece bunun şu an söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Yoksa ağır basan taraf elbette geri geliş yönünde olacaktır şu andaki beklenti itibariyle. Evet, bir hatırlatalım. Morgan Stanley ne dedi? Rally satıcısı olmaya devam ediyoruz dedi. Yükseldikçe satacağız dedi. Gördüğümüz oynaklık ve gün içi dalgalanmaların klasik ayı piyasası hareketi olduğuna inanıyoruz diyor. Bu tabii küresel piyasalar, hocamız da çok güzel anlattı. Bu küresel piyasalardaki beklentisi Morgan Stanley'nin. Dolayısıyla makul değeri S&P 500'ün 4000 puan olduğunu söyle. Bir başka noktada da Almanya'da dün enflasyon açıklandı. Bir miktar gevşedi. 4.9'a düştü. Ancak piyasada 4.4'lük bir beklenti vardı. Yine de bunun üzerine çıktı. 4.9'luk beklentiyle. Dolayısıyla doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış
Avrupa'da özellikle enflasyonu körüklüyor gibi. Eurozone tarafında da %5'in üzerinde bir enflasyon var. Acaba ne zaman uyanır diye de sosyal medyada konuşuyor. Alberto Gallo da bununla ilgili bir tweet atmıştı. Şimdi borsamıza dönelim. Borsa açıldı. 2000 puan üzerinde tedirgin oluyor yatırımcılar. Çünkü daha öncesinde hep 2000 puanı geçtiğimiz zaman gündemden dolayı Yusuf Hocam genelde bir satış eğilimi de vardı. Gübre fabrikaları OYAK, Emlak Konut, İndeks, ODAŞ, Tekfen ve ENKA açılış itibariyle en primli hisse senetleri ki gübre fabrikaları %3'ün üzerine çıktı. En fazla satılanlara baktığımızda da geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran hissesi ilk sırada İş GMO diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, şimdi ben özellikle borsamız tarafında kısa vade için olumluyum. Yani neden kısa vade için olumluyum onu söyleyeyim. Önümüzde en büyük engel 2020 seviyesi. Dediğiniz gibi her 2000'in üzerine çıktığında bir satış baskısı. O yüzden bu 2000'in üzerine oturmamız gerekiyor ve onun mücadelesi var şu anda. Önümüzdeki engel de 2020 seviyesi teknik olarak. 2020 seviyesi kırılırsa yukarıda bizi önce 2065 ve sonrasında 2100 seviyeleri bekliyor. Ve ben kısa vade için bu seviyelerin zorlanma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Fakat bu görüşlerim kısa vade için. Neden derseniz, şimdi 2407'den çok sert bir geri geliş oldu biliyorsunuz. 2407 de tesadüf bir yer değildi. Şimdi Türkiye borsasında son 20 yıla baktığınızda biz hep böyle ucuzluk göstergesi olarak gördüğümüz oranlardan bir tanesi fiyat kazanç oranıdır biliyorsunuz. Ve son 20 yıla baktığımızda Türkiye'de fiyat kazanç oranı ortalamasının 10 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ve 2407'ye geldiğinde BIST 100 endeksi, endeks yaklaşık olarak 10 fiyat kazanç oranına ulaşmıştı. Yani biz hep borsamız ucuz, borsamız ucuz diyoruz ama tabii onun altında olduğu için ucuz diyorduk. Yani geçmiş tarihi ortalamalarının çok altında seyrediyordu. Bu rakamlar biliyorsunuz 6'lı seviyelere kadar, 7'li seviyelere kadar düşmüştü. Şu anda 2400 seviyesine kadar hala borsamızın bu güzel bilançolara rağmen, bilançolarla beraber ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2400 seviyesine geldiğimizde bilançolar ne kadar güzel olursa olsun, beklentiler dahilinde konuşuyorum, bu bilançoları da hesaba kattığımızda artık 2400-2500 aralığının bizim için özellikle fiyat kazanç oranı göstergesi açısından ucuzluk seviyelerini ortadan kaldıracağını Hocam, söyleyebilirim. 2000 puandan 2400 puanı yüzde kaç yapıyor? Benim matematiğim çok kötü, çok özür dilerim. %20 yani yapıyor. Yani bir finansçı olarak hesap makinesine çok alışkın olduğum için toparlayamadım ama %20 dediniz. Genelde raporlardan işin şakası bir yana %20, %30'luk bir potansiyel öngörülüyor. 12 ayda Borsa İstanbul'un kümülatif getirisi diye. O zaman Borsa İstanbul 12 aylık periyotta %20'lik bir getiri potansiyeli vaat ediyor diyebilir miyiz? Böyle bir başlık atabilir miyiz? Tabii ki. Eğer yükseliş devam edecekse ilk olarak 2400-2500 arası seviyeleri hedefleyeceğiz. Tabii bakın mevcut karlara göre konuşuyoruz. Yani artık mevcut karlılığın piyasayı getirdiği fiyat kazanç oranı belli. Evet. Ama 3 aylık mali tablolardan itibaren karlılık kompozisyonunda daha iyi bir manzara görmeyi başarırsak o takdirde tabii ki bunu daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Ama şu an için konuşabileceğimiz yani ben bir borsa yatırımcısı olarak benim sizin de söylediğiniz gibi yıl içerisinde öncelikli bekleyeceğim yerler en fazla 2400-2500 seviyeleri olacaktır. Yani dolar bazında dolar kurdaki oynaklıklar vesaire nedeniyle ne kadar çok dipte olursak olalım sonuçta TL bazında bilanço fiyatlamalarını da dikkate almamız lazım. Bilanço fiyatlamalarını dikkate aldığımızda bizim şimdilik 2400-2500 seviyesinin hani kısa orta vade için konuşuyorum üstünü pek göremeyeceğimizi söyleyebilirim evet. Ki şeyin başında da programın başında da konuştuğumuz gibi sonuçta 1-2 ay içerisinde belki de gerçekleşebilecek bir uluslararası piyasalarda bir kırılma aşağı yönlü bir kırılma söz konusu olabilir. Gerçekten bir ayı piyasası başlayabilir. Böyle bir ayı piyasasına Türkiye ne kadar dayanabilir? Bunlar hep soru işareti. O yüzden kısa vadede yönümüz, beklentimiz yukarı yönlü ama orta vadede temkinli olmalıyız. Özellikle de 2400 seviyelerinde ben yatırımcıların çok temkinli olmaları gerektiğini düşünüyorum eğer fiyat oraya giderse.
Evet, bilanço dönemindeyiz. Bilançoları birazdan konuşacağız. Amerika'da bilanço dönemi geçen çeyreğe göre çok iyi gitmiyor. Baz etkisi de olabilir. %78.7 oranında FactSet verilerinde bilançolar analiz tahminlerinin üzerinde geldi. Biz de bu bölümde Sabancı Yapı Kredi, Kual Granit'i birazdan değineceğiz ama öncesinde Borsa İstanbul'u konuşmakta fayda var. Şimdi hocam tabii ki küresel piyasalarda her şey olabilir. Anladığım kadarıyla Rusya tabii Gürcistan'ın Osetya bölgesine 2008 senesinde biliyorsunuz bir müdahalede bulunmuştu. Sonrasında Kırım'ı ilhak etmişti. Şimdi de işte Ukrayna üzerinde bir askeri müdahale yapabilir. Genelde Batı tabii ki Rusya'ya karşı bir miktar daha temkinli, özellikle direkt askeri müdahaleden kaçınıyor. Ancak Rusya bu anlamda hem Suriye'deki politikalarına baktığımızda hem de işte diğer politikalarda birebir asker bulundurarak, konuşlandırarak Amerika'nın da işte Orta Doğu'daki ve işte bu coğrafyadaki etkinliğini kırmaya çalışıyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Ukrayna meselesinde de bir askeri müdahale olabilir. Bugün Amerika'dan gelen açıklamada NATO çerçevesinde bir cevap geldi. Ukrayna NATO üyesi olmadığı için bu anlamda sanki çözüm biraz daha yaptırım yoluyla olacak. Dolayısıyla jeopolitik risklerden ziyade FED etkisinin çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Rusya bu anlamda elini güçlendiriyor. Batı'nın müdahalesi yaptırım olacak. Fiyatlamalarda çok bir etki olmayacak gibi. Dolayısıyla bir savaş senaryosu dışında FED etkisi sadece enflasyon kaygısı Borsa İstanbul'u aşağı çeker mi? Yerli yatırımcı oranı çok düştü. Bu anlamda sadece bizde yerli yatırımcı oranı çok yüksek, yabancı çok düşük. Yabancının düşük olması bize bir avantaj yaratır mı aslında böyle bir dönemde? Şimdi enflasyonist dönemlerde aslında borsanın geçmişi incelendiğinde, yani 1997'ler, 98'ler o dönemlerde ben de yatırımcıydım aynı zamanda ve tabii şu anda olan enflasyondan daha yüksek enflasyon vardı. Biz o dönemlerde hisse senetlerinin bir yıl içerisinde işte fiyatlarının 3-4 katına gittiğinin ve bu gitmesinin çok normal olduğunu görüyorduk. Enflasyon etkisi. TL bazlı olarak düşündüğümüzde ülkemizdeki yüksek enflasyon şirketlerin yeniden kurulma maliyetlerini de yukarı çekiyor. Sahip olduğu varlıkların değerinin de, yani duran varlıklardan bahsediyorum, değerlerinin de artmasına neden oluyor. O yüzden hiçbir şey yapmasalar dahi sadece sahip oldukları varlıkların değerinin artışının bile TL bazlı olarak fiyatlara yansıması gerekiyor. O yüzden ben bu enflasyonist ortamda, yani Türkiye'deki o bu kadar yüksek enflasyonist bir ortamda özellikle yurt dışından bir şok gelirse ve sert geri gelişler yaşanırsa o şok sırasında, ben kesinlikle Türkiye borsasında o geri gelişleri çok iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Fiyatların o takdirde çok ucuz seviyelere geleceğini düşünüyorum eğer böyle bir düşüş olsa ve bunun Türkiye için çok da uzun vadeli olmayacağını düşünüyorum böyle bir şok etkisinin. O yüzden bu enflasyonist ortamda bence Türkiye borsasına bunun yansıması çok da olumsuz olmayacak. Dediğim gibi TL bazlı konuşuyoruz. TL bazlı olarak bu enflasyon şirket varlıklarının değerini yukarı çektiği için fiktif olarak şirket hisse senetlerinin TL bazlıdaki değerlerini de yukarı doğru taşımaya, orta vadede bir trend olarak yukarı doğru taşımaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. O yüzden ben Türkiye'deki yüksek enflasyonun hisse senetleri üzerinde çok da olumsuz bir etki yaratacağı kanısında değilim orta uzun vade açısından. Evet, dolar çıktığı zaman dolar geliri olan şirketleri, bir miktarda ihracat yapabilen şirketleri radarımıza almıştık. Dolar tarafında bir dengelenme olunca bu defa da enflasyona karşı iyi bir alternatif yolu olarak gözüktü. Gerçekten de öyle. Bakıldığı zaman döviz belki o kadar kazandırmayacak. Kur korumalı mevduat paketi var. Bu tarafta borsa önemli bir enstrüman. Şimdi dolara baktığımızda ise yatay bir görüntü var. Bugün dolar endeksi hafif geri çekiliyor. Bu hafta biliyorsunuz hocam, ECB'den ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı bekleniyor. ECB'den pas, İngiltere Merkez Bankası'ndan da %80 ihtimalle 15 bas puanlık faiz artırması bekliyor piyasa uzmanları. Ne dersiniz? Dolar endeksindeki görüntü kurdan çok bağımsız. Nasıl kurla dolar ise korelasyon koptuysa, bu tarafta da bir bağımsız bir tablo var. Korelasyonun koptuğunu görüyoruz. Dolarda geri çekilme daha devam eder mi? Sayın Bakan daha da düşecek dedi. O daha da düşeceğin ilk işaretlerini mi görüyoruz sizce son iki gündür özellikle? Evet, şimdi geçtiğimiz haftalarda yine Ekotürk'te her salı yaptığımız programlarda, özellikle 1-2 haftadır ben 13-14 bandının çok da uzun olmayacak bir süre içerisinde aşağı yönlü kırılacağını ve 12-13 bandına ineceğimizi söyledim. Bunu söylerken de tabii ki özellikle demin de söylediğiniz gibi
kur korumalı mevduatın etkisi. Yani kur korumalı mevduat ve devamında gelen ince ayarlar ve bunun gittikçe işte daha tanınmaya başlanması, oradaki o bedava olan opsiyonun daha anlaşılır, yatırımcılar açısından daha anlaşılır hale gelmesi. Yani ilk etapta bunu anlayan anladı ama bir kısım hakikaten ciddi bir ikilemde kaldı ama zaman içerisinde düşünmeye başladıkça ve bununla ilgili özellikle tabii yayınlar, açıklayıcı bir sürü sosyal medya aracılığıyla gelen bir sürü yayınlar vesaire de olunca tabii özellikle banka çalışanlarının da bunu anlatmak için bir takım ek çabaları da işin içerisine girince şu anda kur korumalı mevduatın gittikçe biraz daha fazla talep görmeye başladığını görüyoruz. Bu işin bir yanı, yani bireyselde böyle bir talebin gittikçe arttığını görüyoruz. Diğer yandan biliyorsunuz özellikle elinde döviz pozisyonu bulunduran kurumsallara gelen bir vergi istisnası var. Kurumlar vergisiyle ilgili. Bu önemli. Neden önemli? Şimdi özellikle bu yıl sonu açıklanacak karlar düşünüldüğünde elinde ciddi döviz pozisyonu olan şirketler bu döviz pozisyonları sebebiyle esaslı da bir kurumlar vergisi ödeyecekti. Ancak kur korumalı mevduat enstrümanı tercih etmeleri halinde böyle bir vergiyi ödemekten kurtulacaklar. Elde ettikleri bu kadar ciddi karlılık karşısında böyle bir vergi ödemeden kaçınmak şirketlere ilgisini çekebilir. Özellikle vadeler konusunda bence biraz daha ayarlama yapılsa ben elinde ciddi döviz bulunduran şirketlerin buraya yönelme hızının biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Bu da aynı zamanda kuru baskılamaya devam edecek. Çünkü oraya yöneldikleri zaman dövizde olabilecek herhangi bir yükselişten de zarar görmeyecekler. Yani neden dövizlerimizi oraya çevirdik diyebilecekleri bir durum yok. Tabii eğer böyle bir şey olursa o takdirde hazinenin üzerine binecek yük vesaire bunlar konuşulur ama bir algı meselesi bu aynı zamanda. Eğer bu tür dönüşler olursa zaten döviz yükselmeyecek. Döviz yükselmediği için hazinenin üstüne falan bir yük de binmeyecek. Yani aradaki farkı ödemek durumunda kalmayacak bu şartlar altında. Şimdi Ocak ayında ben bu işin içerisine girenlere bakıyorum. Hani ben 3 ay sonra bir işte döviz farkı alacaklarını düşünmüyorum. Normal hak ettikleri faize alacakları düşünüyorum ilk 3 ay için. Ama o da o çok cazip bu, şu andaki enflasyon ortamında değil mi hocam? Çok da cazip olmuyor çünkü vatandaşın enflasyonu yani başka bir seviyede, herkesin enflasyonu değişiyor. Hani o zaman dövizin oynamadığı bir yerde 14'lük faize de tamah da etmek istemiyor bir taraftan. Bir taraftan da 14'lerden, 15'lerden, 16'lardan dolar alanlar da parasını bekletiyor, bozmadı. Yani bir taraftan niye 13'lerden bozalım diye bu defa sisteme de o DTH oranlarında bir ciddi bir erimeye sebep olmuyor gibi. Yani aslında sistemin de kendi içerisinde bazı zorlukları da var gibi. Evet, ben tabii ki katılıyorum size. İşte bu hani bunun sonuçlarını biz biraz kısa orta vadede, yani 3 ila 6 ay arasında göreceğiz. Yani bu sistemin gerçekten şu anda tam olarak işe yaradığını söylemek için erken ama çok kısa vade açısından bakarsak işe yarıyor mu? Yarıyor. Yani nasıl yarıyor? Dövizde bir hareketlilik yok dikkat ederseniz. Yani döviz iyice stabilize oldu. O eski oynaklıkları görmüyoruz. Bunu tabii özellikle Merkez Bankası uzun bir aradan sonra pas geçti biliyorsunuz. Hani Merkez Bankası'ndaki o inadın da hani inatla faiz indireceğiz söyleminin de bir nevi hani en azından kısa vadeli kırılması olarak da algılandı bu. Onun da bir olumlu yansıması var. Kısa vade için bu böyle ama orta vadede elbette bu bizi hani döviz kuru konusunda ilelebet başarıya taşıyacak bir sistem olduğunu söylemek için dediğim gibi erken. Biz 3 ila 6 ay arasında bunun nereye taşındığını göreceğiz. Sonuçta ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri muhtemelen faiz arttırımlarıyla beraber yukarıya gidecek. Dolar güçlenmeye devam edecek. Bunlar fiili olarak gerçekleşmeye başladığında döviz kuru ülkede nasıl bir tepki verecek? Bütün bunları görmeden henüz ya bu çok başarılıdır demek için erken. Sadece çok kısa vade için işe yaradığını söyleyebilirim. Evet. Çok kısa vade için dolarda ben yukarı yönlü bir hareket beklemiyorum. Özellikle şu andaki bununla ilgili yapılan ince ayarlar vesilesiyle. Evet, onu çok net görüyoruz zaten değil mi hocam? Fed'den 20-50 bas puanlık bir Mart ayında faiz artışı ihtimali, hatta bilançoyu küçültme senaryolarını konuştuğumuz şu dönemde bile çok somut anlamda yükselmedi. Zaten çok da yükselmişti, o da ayrı bir konu. Artık yükselecek de çok bir alanda kalmamıştı. Bu arada İngiltere'den Rab, Putin Ukrayna'ya saldırması halinde bunun ağır
ekonomik maliyetleri olacağı mesajını almalı diyor. Onun altını çizmek istiyorum, ekonomik. Umarım Batı bu kadar bu olayı büyütüp büyütüp Rusya'yı da böyle silahlanmaya bir savaş ve çatışma ortamı varmış algısına sokup hani Rusya bir askeri müdahale yaparsa Ukrayna'yı yalnız bırakmaz diye ümit ediyorum. Gürcistan olayında olduğu gibi. Bakalım ne kadar, yani şu anda evet bir Rusya'ya bir gözdağı verilmeye çalışılıyor ama hep altına bir ekonomik maliyet yaptırım haberi paylaşılıyor. Hatta Ukrayna şu anda NATO'ya alınmadı. Bir taraftan Avrupa Birliği süreçleri vesaire derken hani Batı'nın bu anlamda siyaseti bir kez daha tartışılır diyelim. Hangisi güvenir, hangisi güvenilmez. Türkiye'de şu anda dengede durmaya çalıştığı zorlu bir dönem. Net bir şekilde anlayabiliyoruz neden böyle olduğunu. Batı'nın bu yüzünü gördükten sonra. Şimdi dolar tarafında o zaman bir miktar daha geri çekimi olacak ama uzun vadede bu programın sonuçlarını, meyvelerini ya da zararları varsa zararlarını göreceğiz dedi Yusuf Hocam. Ons altın tarafında. Birkaç seviye vereyim isterseniz Murat Bey. Verelim hocam. Seviye vermedik. Aynen. Yatırımcılar buyurun. Özellikle çok merak ediyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bir kere hani bu çözülme, aşağı yönlü bir çözülme olacaksa bir miktar dolarda bunun belirleyicisi ne olacak? Bunun belirleyicisi kesinlikle 13 olacak. Onu söyleyeyim ben psikolojik olarak. 13.26 bizim ilk destek seviyemiz. Bir gerileme olmaya devam ederse aşağıda bizi 13.26 bekliyor. Devamında 13 belirleyici olan nokta. 13 çözülürse, yani 13'ün altında kapanışlar görmeye başladığımız zaman hızlı biçimde 12.50'ye kadar bir geri dönüş görebileceğiz. Ama dediğim gibi mutlaka 13'ün altında kapanışlar görmemiz gerekiyor bunun için. Bundan sonra 13'ün altında kapanışlar görürsek bir süre 12-13 bandında yola devam edecektir dolar. Peki yani beklemediğimiz bir haber veya dediğimiz gibi işte dünyadaki bazı gelişmeler doları yukarı zorlamaya kalkarsa ne olur? O takdirde de 13,48 bizim çok kısa vadeli direncimiz. Gün içinde özellikle bu takip edilebilir. Bir 10 kuruş var şu andaki seviyeyle. 13,48 kırılırsa yukarıda 13,70 ve yine sert hareketin belirleyici olan yeri 14. Aşağıda 13, yukarıda 14 sert hareketi belirleyecek. Onun dışında stabil hareket, volatilitenin olmadığı bir hareket devam edecek kurda. Evet, ons altın tarafında da hocam bir taraftan enflasyon ons altını ve MTI'yi güvenli liman yapar deniliyor ama bir taraftan da Fed'in faiz presi var bu dönemde. Tabii ki kısa vadede Fed'in faizleri agresif artırması doları ve tahvilleri yukarı iter. Bu da muhtemelen emtia fiyatlarına bir satış getirebilir. Uzun vadede yön nasıl buluyorsunuz? Ons altında 1800 dolara oldukça yakınız. Çok kısa bir ons altın yorumu alalım hocam. Sonrasında da 3 tane hisse senedimiz var. Bilanço dönemine ait hisseler. Onları tartışacağız tabii. Murat Bey yine haftalardır söylüyoruz. Çok da güzel orada bir kelime kullandınız. Pres kelimesini kullandınız. Gerçekten çok doğru. Fed'in faiz artırım beklentisiyle enflasyonun uzun süre daha hayatımızda kalacağı beklentisi arasında pres olmuş durumda şu anda. İkisinin arasında sıkışmış durumda. Çünkü normalinde böyle bir işte tapering'in sonlandırılması, faiz arttırımına girilmesi, faiz arttırımının agresif olma ihtimali, bütün bunları bir tarafa koyduğunuzda geçmiş yıllarda ons altının bu tür haberlere ya da bu tür gelişmelere verdiği tepki aşağı yönlü sert olmuş ve yapılan bilimsel çalışmalarda hep bunu desteklemiş, ters yönlü. Ancak dikkat edin, bu kez evet FED'den bir takım açıklamalar geliyor ve ons altın aşağıya geliyor. Ama o açıklamaların üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ya da bir hafta geçtikten sonra tekrar aşağı taraflardan özellikle enflasyonun kalıcı olması, enflasyona karşı insanların kendini koruyabileceği önemli araçlardan biri olması sebebiyle de aşağıdan mutlaka talep görüyor. Ve tabii yukarı aşağı gittikçe de artık gittikçe sıkışan bir ons altın görüyoruz biz. Ben özellikle önümüzdeki dönem için, yani önümüzdeki 2-3 ay için ons altının 1740 ile 1850 arasında bir sıkışma yaşayacağını düşünüyorum. Yani 110 dolarlık bir bant içerisinde gelen haberlere bağlı olarak hareket edeceğini düşünüyorum. Bu seviyeler artık o sıkışmanın devamında kendini eninde sonunda ana trendin biz yerine atacak. Yani burada aşağıda 1740 seviyesi yükselen ana trendin destek seviyesi. Onun altı artık ons altında uzun süre gelebilecek bir düşüşü sağlayabilir. Yukarıda da 1850 seviyesi bu saatten sonra
orta vadede yeni başlayacak olan bir yükselişin ön habercisi olabilir. Yani burada enflasyon mu galip gelecek, yoksa işte Fed'in faiz arttırımları mı galip gelecek burada yönün belirlenmesinde? Onu bize önümüzdeki 2 ay gösterecek. Ama 2 ay içerisinde yani teknik analiz açısından bakarsak yaklaşık 100-110 dolarlık bir bant içerisinde ben ons altının sıkışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu aralıkta bir miktar yatay hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Çok majör bir hareket yapmayacağını düşünüyorum bu 2 ay içerisinde. Yani Fed'in faiz arttırımlarının ilk izlenimlerini görünceye kadar. Evet, ilk Fed kararlarının şahinleşmesi tabii ki ons altın fiyatlarını genel olarak tarihsel olarak baskılıyor dediniz hocam. Genelde enflasyon fiyatlamasına girdiğimiz zaman nasıl bir reaksiyonu görecek? Altın da eski altın değil bakıldığı zaman, değil mi? Borsalar da eski borsalar değil. Neye nasıl tepki verecekleri de çok aslında değişmeye başladı. Dünyada bu kadar çok likiditenin olduğu, ancak likiditenin tabana yayılmadığı, reel sektöre inmediği bir ortamda borsalarla da bakıldığı zaman sektörler arasında da ciddi bir uçurum var. Şirketler iyi bilanço açıklıyor, ancak orta gelir tuzağı ve özellikle fakirlik ya da yoksulluk sınırı gitgide dünyada yayılıyor. O gelir adaletsizde artıyor. Dolayısıyla da nasıl reaksiyon ve tepki vereceğini de altını da herhalde önümüzdeki günler gösterecek. Modern zamanların tepkisini görmüş olacağız hocam. Red'in öyle bir albüm vardı, Modern Zamanlarda diye şarkısı vardı. Onu hatırlamış oldum. Şimdi bilanço dönemine gidelim hocam. 3 tane hisse senedi. Sabancı, Yapı Kredi ve Koa Granit, değil mi, bilanço açıkladı? Evet. Amerikan piyasalarında borsalar çok böyle iyi bilanço gelmiyor gibi. 8 dakikamız kaldı. Türkiye nasıl başladı sizce ve bu çeyreklik dönem öncelikle nasıl bir bilanço dönemi? Girizgah olarak hocam sizden alalım. Özellikle bankalardan iyi bilançolar bekleniyor ve Sabancı bu ortamda nasıl bir bilanço açıkladı? Evet, şimdi şöyle, Sabancı Holding biliyorsunuz net döviz pozisyonu en iyi olan şirketlerden bir tanesi. 1 milyar doların üzerinde bir net döviz pozisyonu var pozitif anlamda. Ve özellikle de yıl sonu gösterge döviz kuru dikkate alındığında 9 aylıkta işte 8.85, 12 aylıkta 13 küsür TL'lik bir döviz farkı var. 3 aylık dönem için ve 1 milyar doların üzerinde bir net döviz pozisyonu Sabancı Holding'i çift taneli karlara taşıyacak. Yani yaklaşık minimum 10 milyar TL civarında bir kar açıklaması bekleniyor Sabancı'nın. 10 milyar TL'lik kar demek Sabancı'da fiyatın 15 olduğu düşünüldüğünde hisse başına 5 liraya tekabül ediyor net karı minimum bu da. Ve bu açıdan bakıldığınızda 3 FK gibi bir, yani içinde bulunduğumuz konjonktürde 3 FK gibi komik bir FK görüyoruz beklenen yıl sonu mali tablosu itibariyle. Şimdi diğer yandan başka bir hikayesi daha var. Sabancı Holding borsadaki hisselerinin %10'unu, yani 102 milyon hisseyi ortalama 17 liradan toplama kararı aldı. Ve bu alımların yaklaşık %20'sini de gerçekleştirdi samimi olarak. Daha dün bile alım yapmaya devam ediyor bu fiyatlardan. Çünkü ortalama 17 liraya tekabül edecek bir parayı da kasasından ayırmış durumda, kendini hazırlamış durumda. Yani bir şirket ortalama 17 liradan, fiyat şu anda 15 iken söylüyorum, ortalama 17 liradan kendi hisselerinin, borsadaki hisselerinin %10'unu topluyorsa herhalde değerinin 20 lira olduğuna inandığı için değildir. O yüzden ben Sabancı Holding'in değerinin, gerçek değerinin en az 20 lira ile 30 lira arasında bir yerde olduğunu düşünüyorum. O yüzden Sabancı'nın hiç çekinmeden böyle bir kararı aldığını ve bunu iyi niyetle de borsada ben şirketime güveniyorum izlenimini de vermeye devam ettiğini görüyorum. Hem mali tabloları destekliyor, hem de diğer yandan teknik açıdan baktığımızda çok iyi çalışan bir yükselen kanal içerisinde fiyat sıkışmış durumda. Eğer ki 15.50'nin üzerine atmayı başarırsa biz Sabancı Holding'in hızla 16'lı seviyelere gideceğini net olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Aşağıda da 15 kırılmadığı sürece hiçbir tehlike yok. Yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, 4-4,5 dakikamız kaldı. 2 tane hisse senedimiz var. Hemen Yapı Kredi diyelim hocam. Evet, Yapı Kredi de özellikle sizin söylediğiniz gibi banka bilançolarında ciddi bir düzelme göreceğiz. Özellikle özel bankalarda çift taneli karlar görmeye başlayacağız. Bu ilk defa olacak. O nedenle bunun içerisinde de Yapı Kredi'yi tercih etmemin sebebi hem içerisindeki varlıklar itibariyle hem de fiyat ve beklenen kar itibariyle kıyaslandığında
çok ucuz olması, yaklaşık 4 FK'ya tekabül etmesi, 0.50-0.60 bandında bir PD bölü DD beklentisi, hisse senedinin hızlıca 5 seviyesine kadar taşıyabilme potansiyeli taşıyor. Bu da yaklaşık %25'lik bir getiriye tekabül ediyor. Teknik olarak onda da iyi çalışan bir yükselen trend var ve 4 bizim için kritik bu trend içerisinde, pardon 3.90. 3.90'ın üzerinde kalan bir Yapı Kredi Bankası yukarıda önce 4.20 sonrasında 4.50 ve 5 seviyelerini hedefleyecektir. Bununla beraber izlenmesi gerekiyor Yapı Kredi Bankası'nın. Diğer yandan Koa Granit'ten de bahsetmek istiyorum. Bu aynı zamanda benim de içinde yaşadığım Aydın şehrinde, Söke'de çok dev bir şirket ve özellikle çok fazla ülkeye ihracat yapıyor. Granit, seramik ihracatı yapıyor ve 1 milyar TL'nin üzerinde bir ciro bekleniyor yılın sonunda. Müthiş bir öz sermaye karlılığına sahip. %30 ile 35 arasında bir öz sermaye karlılığı var. Ve özellikle yapmış olduğu çok ciddi yatırımlar var. Yurt dışından ciddi talep gördüğü için. O nedenle bu yıl 1 milyarın üzerinde karlılık. Gelecek yıl için 2 milyar TL'li karlılık ciro seviyeleri. Pardon, bu yıl 1 milyar TL'nin üzerinde bir ciro. Gelecek yıl için 2 milyar TL'li cirolardan bahsediliyor beklentiler dahilinde. Eğer bunlar gerçekleşirse şu anda değerinde olan bir hisse senedi Koa Granit. Yani şu anda ucuz olduğunu söyleyemem. Ama özellikle yapmış olduğu yatırım ve ciro beklentileri dikkate alındığında 2022 için beklentilere göre kesinlikle izlenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir hisse senedi. Teknik olarak da şunu söyleyebilirim. Halka arzdan sonra başlatmış olduğu düşüş trendini artık kırdı ve yeni bir yükseliş trendi başlattı. Ve başlattığı bu yükseliş trendinin de destek seviyesinde yer alıyor. 12.30 bizim için kritik bir destek seviyesi. 12'nin altına gelmediği sürece de ben Koa Granit'te orta vadeli yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yükseliş nereye kadar devam eder? Eğer buralarda tutunmayı başarır, yola devam ederse ilk hedefi 12.70, devamında 13 ve 13.50 beklentiler dahilinde olacaktır. Evet, özellikle halka arzdan sonra bir düşüş. Şu anda da fiyatlarda bir sıkışma görüyoruz. Yapı Kredi Bankası'na teknik görüntüde yükselen bir grafik vardı. Oradan bir dengelenme görüyoruz. Bekleyip göreceğiz hocam, ama Koa Granit'le ilgili özellikle önümüzdeki seneki rasyolarını paylaştınız. Pozitif bir beklentiniz olduğunu anlamış olduk bu hisselerde. Teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Yusuf Kaderli ile konuştuk. Şimdi bir piyasaya bakalım. Borsa İstanbul'da kazançlar %1'in üzerine kadar geldi. Şu anda bakıldığında %1.05 kadar bir artı var ki 2024 puana kadar yükselttik. Bugün ISO tarafından market PMI rakamları duyuruldu. İmalatçılar için girdi maliyetler keskin bir şekilde artmaya devam etti. PMI'da devam eden fiyat baskıları firmaların yeni sipariş almakta güçlük çekmesine sebep oldu diyor. ISO yapmış olduğu bu açıklamada. Diğer taraftan da 50 seviyesinin yakınında, ancak 52.1'den 50.5'e kadar geriledi. Kur tarafındaysa borsa açıldıktan sonra dolar da yukarıda. Borsa İstanbul'da yukarıda. Bu hafta enflasyon datası da açıklanmış olacak. Euro TL fiyatlamalarında da 15.11 seviyesini görüyoruz efendim. Şimdi gram altında 779 liradayız. Euro TL fiyatlarında da 15.10 seviyesinde olduğumuzu hatırlatalım. Peki Borsa İstanbul'da neler yükseliyor, neler düşüyor? Bir kontrol edelim. Şu anda Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisse senetlerine baktığımız zaman Sasa, Hektaş, Vespe ve bakıldığı zaman da gübre fabrikalarını görüyoruz. Sorunlar GMO'yu görüyoruz. Aynı zamanda Tekfen'i görüyoruz efendim. Programımızın da sonuna geldik. Kısa bir ara, sonrasında kripto paralarla devam edeceğiz.